Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel birlikte görüşecekler. Vatandaşlara sokakta bu görüşmede yeni anayasa mı konuşulmalı yoksa ekonomi mi konuşulmalı düşüncelerini soracağız. Halk ile farkıyla bu röportajlar ekranlarınıza gelecek. Önümüzdeki günlerde Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel bir araya gelecekler. Bu bir araya gelip görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu görüşmede öncelikle yeni anayasa beyefendi özür dilerim. Dünyanın sonu gelmez. Biraz daha böyle idare edeceğiz ama adam gibi başımıza bir inşallah bir lider gelecek. Şimdi buradaki yapılan değişim inşallah Atapazarı'nın birinci derecede orada hazır arazi, yer senelerdir duruyor. Her gelen söylüyor. Size de ben bir iki defa bunu söylediğimi tahmin ediyorum. Lütfen dört duvar oraya 1000 kişilik bir tiyatro ve konser salonu yapılsın. Kapalı spor salonu karşıdan bahsediyor. Bravo, sizi tebrik ediyorum. Maalesef kemikleri sızlıyor sahil faiz. O hibe edilmiş bir arazi yer. Üstelik maliyeti sıfır olan bir yer. Neden orası yıkıldı da yapılacak? Yeni yapılacak diye yapıldı. Ta demeyeyim. 2-3 yönetim değişti. Maalesef herkes yapacağız diyor. Kimse nedense sokulmuyor oraya. Çivim var ayaklarına bir şey mi batacak diye korkuyorlar. Anlamadım. Çok ihtiyacı var Adapazarı'na. İktidarla muhalefet anlaşmaya gitsinler. Nedir yani? Memleketimizin çıkarları içinse. Hani 21 yıldan beri muhalefetle görüşmüyordu ya. Tamam, görüşmüyordu. O zaman demek ki karşı tarafın başındaki adam bence yaramaz biriydi. Peki, gönderdiler. Bu da görüşmede öncelikle yeni anayasanın ekonomi mi? Ya ikisi de. Ben Almanya'da kalıyorum 45 yıldır. Ben dışarıdan seyrediyorum. Nasıl ve her şeyi dışarıdan daha güzel görüyorum. Bizimkiler burada kazanın içindeler. Kazan kaynadığı için her şeyin farkına varan bir milletimiz. Anlat sen dışarıdan. Bir anlatayım daha. Nasıl görüyorsun Türkiye'yi? Ya Türkiye ilerlemede ben Avrupa batmak üzere. Ben 45 yıldır oradayım. Ben hani şimdi Ağustos'un birinde emekli olacağım. Ondan sonra dönmeyi düşünüyorum. Senin için güzel çünkü 1 dolar 32 lira olmuş ya, değil mi? Şey değil, o değil. Yani bak şimdi mesela Almanya'da etin vergisi %7 idi. %19'a çıkartacaklar. Bu ne demek oluyor? Kaç avro orada? Şimdi diyelim 15 euro. Ya bugün mesela bir pirzola almaya kalktığın zaman 23 euro. Ama oranın parasına ya göre. Ya oranın parasına göre, buranın parasına göre değil kardeşim. Ben Avrupa'ya gezen bir adamım. Avrupa'da hangi ülkeye gidersen git, şartlar aynı Türkiye'deki gibi. Oradakiler için pahalı. Evet. Peki şunu soracağım. Bizim buyur, paranın değeri niye düşük, niye yüksek? Siz dışarıdaki baskıları hala anlayamadınız mı yani? Bize yapılan ne baskılar. Nasıl ne baskılar yapıyorlar? Ya bugün Ürdün dediğim memleketin neyi var? Dinarlar kaç para? Bu ne demek? Bizim parayla 45-50 lira. Şunun için bu yok kardeşim. Bir dakika, bizi sadece seven bizden başka kimse bir yok. Bir başka yere gidiyorsunuz. Bugüne kadar hayır, Türkiye başka bir yere gitmiyorum ben. Üretiyordu doğru mu? He, üreteceğiz. Hala neyi üretiyoruz? Neyi üretmiyoruz ya? O zaman sizin dünyadan haberiniz yok. Niye üretmiyoruz biz tarımda? Biz gıdayı niye dışarıda? Kardeşim tarımda üretmiyoruz çünkü herkes gitmiş tarım yapılan en güzel yerlere bugün evleri yapıyoruz biz. O benim hoşuma gitmiyor. Evet, tembelleşti ondan yani. Tabii tembelleşti. Niye diyeceksin? Ben 65 yaşındayım kardeşim, tamam mı? Ben zamanında biz ailece gidip çapayı vurup kazıyorduk. Var mı bir tane kazan? Gel şimdi Almanya, benim kaldığım şehir 50 bin nüfuslu bir şehir. Akşam olduğu zaman bahçede sokakta bir Allah'ın kulunu göremiyorsun. Abi sen nasıl değerlendiriyorsun? Burada bakıyorum. Arkadaş anlatıyor. Biliyorum. Tamam mı? Ben korkuyorum burada. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Millet böyle birbirine sıkılmış. Hani biz dışarıya karşı şey, bunu yapabilsek. Mülteci var diyelim burada çok Türkiye'de. Yani mülteci, onlar sorun değil aslında. Nerede, hangi ülke batıyorsun? Ben Almanya'dayım kardeşim. Şimdi güzel anlatıyorsun, çok evet, güzel anlatıyorsun. Evet. Benim doğum abeyim Trabzon'da, 18 yaşında şu Sakarya'ya geldim. 18 yaşından beri Sakarya'da. Şimdi sen diyorsun ki ekmiyorlar. Ve kayınlarızda Yeşilova köyünde duruyorlar. Buğdayın kilosunu 20 liraya, tohumun kilosunu al. 7 liraya tuzlara ver. Misir'in torbasını 5 bin liraya al. 4 liraya tuzlara ver. Ne yaksın vatandaş? Şimdi iyi güzel anlatıyorsun. Güzel anlatıyorsun. Nasıl yaksın vatandaş? Tohum nereden gidiyor? Bakın. Tohum nereden? Bir dakika. Tohumun nereden geldiği ben alakadar etmez. Bak,
Sen Türkiye büyüdüyorsun. Sen eğer İsrail'den tohumunu alıyorsansa Türkiye büyümez. Türkiye batağa gitti. Ha, mazotun litresi 45 lira. Dolmuşçu da 45 liraya alıyor. Çiftçi de 45 liraya alıyor. Esnaf da 45 liraya alıyor. Nasıl alacaksın vatandaş? Ben sana bir şey söyleyeyim. Dinliyorum bak. Bundan 2 sene öncesi Romanya'da 60 dönüm 6 hektar yeri tek başıma çalıştım ben. Karpuz ektim. Peki bunların da çiftçisi var. Bunlar da be kardeşim biz bir şeye böyle kenetlendiğimiz zaman hep onu geveliyoruz. Yanlış. Bir dönem yeri, bakın bir dönem yeri burada dönem hesabı sürüyoruz. Traktör olan arkadaş traktör olmayanın bir dönem yerini 2000 liraya sürüyor. Bak. Bak şimdi iyi güzel konuşuyorsun 2000 liraya sürüyor. 2000 liraya yarın dönemine verecek. 20 bin liraya tohumu kilosuna alacak. Yok abi. Almanya'da çalışıyorsun. Tamam. Almanya'nın 100 lirasından burada 20 gün krallar gibi yaşıyorsun. Ya şurada 100 liranın çay içemiyorsun orada, abi bırak. Orada adamlar nasıl yaşıyor? Yok, Almanya'da çalışıyorsun bak. Bir kişi çalıştığı zaman geçim yapamıyor. Niye yapamıyor biliyor musun? Bak. 2000 lira alıysa bak. Türkiye'ye konuşuyor. Siz Almanya'ya konuşuyorsunuz. Bak yok. Avrupa'ya konuşuyor. Abi burada 1400 lira kira veriyor. Orada da geçinemiyor. 15 bin lira kira. Almanya'da. Burada kas para veriyorsun. Sokakta yatıyor. Abi çantanın üzerinde. Ya bırak Almanya'yı. Almanya'nın bir kardeşim burada 10 bin lira maaş alıyor. 15 bin lira kira veriyor. Bakın efendim emekliyim. Aldığım para 10 bin küsur. Şu an evimin kirasını ödemiyorum. Çalışmak zorundayım. Ben Avrupa'daki emekli burada tatil yapıyor. Sen yapabiliyor musun? Bak amca Almanya'da diyor. Bak, Almanya'da aynı diyor. Abi mazot dışarıdan geliyor. Dolardan geliyor. Kabul ediyor. Abi onu bunu abi bırak. Dışarıdan geliyor. Ya dünyanın en zengin su yatakları Türkiye. Hem pahalı dünyanın hem pahalı suyunu kullanırız. Geri kalanı sana anlat. Bu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin işini bitirdi abi. Almanya'da biz yani bitti kaç ediyoruz? AK Parti Genel Başkanı bitirdi. Ben de emekliyim. Bakın. Nasıl bir araya gelecek yıllar sonra? Burada öncelik olarak ne konuşmalı iki lider? Ekonomi mi yeni anlayacak? Abi Özgür Özel bakın ben lazım. Özgür Özel'e ben ANAP'çıyım ama ondan sonra CHP'ye oy veririm. Özgür Özel gel AK Parti Genel Başkanı görürsün hata yapar. Neden? Hata yapar abi. Niye? Bugüne kadar niye bağırmadı? Cumhurbaşkanı diyoruz. Cumhurbaşkanı diye geçiyor. Niye bağırmadı bugüne kadar? Ya Cumhurbaşkanı diye AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yapmak hayat istemem ama Cumhurbaşkanı büyük bir bakan. Evet. Türkiye'nin en büyük bakanlarından Cumhurbaşkanı'nın alakası yok abi. Duysunlar beni versinler mahkemeye. Ya abim çıkıyor adam. Ben CHP'liyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. AK Partili. Görüşse de iyi bir şeyler çıksa sonuçta iyi çıkmaz olmaz abi. Çıkmaz. Çıkmasın. Abi çünkü adam Türkiye'nin alakası yok. Ama bak şimdi bizim AK için neyse hayırlısı olsun. Bizim için hayırlısı olsa iyi olmaz mı? Herkes ellerini cebine koysun. Biz emeklilere Türkiye için neyse hayırlısı olsun. Öyle değil mi? Hangi sahilliyse olsun. A parti, B parti. Hangi sahilliyse o gelsin. Ya dinlemek istemiyorum yani bunları. Çünkü kardeşim eğer bir şeye ulaşacaksak beraber birlik olmamız lazım. Savaşmamız lazım. Sen kalkıp da sen şimdi madem çiftçisin sen niye kalkıp da şimdi Cumhurbaşkanı yok kesesini dolduracakmış. Bu kardeşim benim yaşım 65 ben bugüne kadar ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ablamla bir kahvaltıya oturdum ben 14 çeşit yemek var. Ablama dedim ki biz dedim çocukken annemiz veyahut anneannemiz bizim önümüze bir mamalaga çorbası getiriyordu. Biz onu kaşıklıyorduk. Sabah kahvaltısını yapıyorduk. Şimdi 14 çeşit yemek var burada. Nereye? Ya kardeşim ben askerliğimi yaptım da gittim Almanya'ya. Gideyim. Ne zaman geldin? Bir ay öncesi geldim. Bakın bugün günlerden ne? Bugün günlerden Perşembe. Şuraya Perşembe pazarı. Şuraya. Bu pazar dağıldıktan sonra bir git şöyle bir pazara gitsin. Bakın vatandaşı hangileri yerlerde çöplerde yiyecek toplayın bir bak. Bir bak da gel ondan sonra burada tavşan. Avrupa emekçisi anlatıyor ya. Avrupa'nın emekçisi geliyor 5 yıldızlı otelde tatil yapıyor. Ben emekliyim buraya. Soğanı patatesi gidiyor. Kamyon döküyor. Para etmedi onu mi ne niye takip para ediyorsun? Etmedi mi ne yapsın? Ne yapsın adı? Diye sana ucuza yedirmiyor da gidiyor onu çöp atlıyor. Bak abi ben anlamam onu. Gidin abi şurada pazarı. Size konuştuklarınız hep boş. Abi bu pazarı bir bak. Biz komandanın çöpe attığı israf. %37. Tamam israf var bunu kabul bak, ediyoruz. İsrafı yapıyoruz hep birlikte. Bak hangi lokantaya gidersen git. İsrafı önlemek lazım.
Önleme mi lazım? Önlemeyeceksin. Değil. Neyse abi siz devam edin. Bitmiş abi. Gidişat iyi değil. Allah sonumuzu ayırır. Ya şurada bir çay 10 lira abi. Hayır bırak çayı ya. Abi sen yeni geldin. Dinleyemem. Şunu soruyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri beraber görüşecekler. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İyidir. Bu görüşmede yeni anayasa mı konuşulsun, ekonomi mi konuşulsun size göre? Onu soruyorum. Ben ikisi de konuşulsun diyeyim. İkisi de konuşulsun, hayırlısı olsun derim ben. Hayırlısı gelsin. Diyalog iyidir. Gelsin diyelim. Ben başka bir şey demiyorum. Çünkü 21 seneden beri görüşmüyor. Görüşsünler, iyidir. Görüşmekte hep zarar etmişizdir. Ha, ve kamplara bölünmüş insanlar, bölünmesin, bölünmesin. Şurada mesela 4 kişi. Yani. Katkı sağlar. Yani. Herkesin A partisi, B partisi var. Ama doğru yol, Ecevit. Erbakan, bunlar hepsi bir masaya otururlardı. Konuşurlardı, dinlerdik hepimiz. Biz rahat ederdik. Bu adam uyar çekiyor, bu buyar çekiyor. Yani, olmuyor yani. Olmuyor yani. Bu kimcilik iyi bir şey değil. Tatlı dillik her zaman iyidir. Tatlı dil yılanın yuvasından çıkarır. Hacı'ya gidiyorum. Siyasete işim olma. Ülke için hangisiyse Allah onu getirsin. Şunu sorayım sana. Hacı'ya gidiyorum, çok mutluyum. Siyasete girmek istemiyorum. Anayasa mı konuşulsun yoksa ekonomi mi konuşulsun? Ben hak, hukuk, adaleti bekliyorum. Anayasa da olsun, eksikleri tamamlasın. Ülke içinde hangisi iyiyse Allah onu nasip etsin. Kızını da mı götürüyorsun? Kız da, o da gelmiyor, yaşı tutmuyor. Seni uğurlayacak. İnşallah. Peki. Bu önümüz ay, Haziran 3'ünde yola çıkıyoruz. Çantamızı aldık. Şey, toprakta hacca gidiyoruz. Allah'ın herkese nasibimizi, bütün Sakarya hakkını Allah değilsin. Ne mutlu bizde. Hepimiz tabii. Evet. Sıkıntı yok. Şüphe yok. Sen bir şey söyleyecek misin? Sen de söyle. Teşekkürler. Türkiye'nin yararları ne varsa onu görüşmeleri lazım. En ikisi de. Onu görüşmeleri lazım. Yani artık onların çabası bir araya vurması lazım. O bu yanı, bu beni yaptığı zaman yürümez. Anladın mı kardeşim? Çünkü CHP'de bugüne kadar yani 22 yıldan beri görüşmüyor hiçbir liderle. İnşallah hayırlı olur. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı olur inşallah. Hangisi bu? Peki burada ne konuşmalar lazım bir araya geldikleri zaman öncelikle? O kadar tahsilim yok açık. Hayır, kültür merkezini yapmaları lazım. Evet. Ne gerekirse onu yapmaları lazım artık. İnşallah güzel şeylere vesile olur. Hayırlı haberler çıkar. Güzel şeyler olur inşallah. Peki bu ikili görüşmede yeni anayasa mı öncelikle konuşulmalı yoksa ekonomi mi konuşulmalı size göre? Her ikisi de konuşulmalı ama önce ekonomi bence. Yeni anayasa her zaman olabilir ama ekonominin gidişatı şu anda bana göre vahim. O yüzden ekonomi olsun, anayasa ikinci planda olsun. Kafadaki zihniyet konuşmaya uyarsa öyle iyi diyorum. Ama ben umudum yok yani. Hangisinin açısından? Her ikisinin. Özgür Özel tarafından. Tayyip Erdoğan bu işin samimisi. Ama o bağımlı olduğu için o samimiyeti onu sökebilecek mi? Şunu sorsam, bu görüşmede evet. Öncelikli olarak yeni anayasa mı görüşülmeli yoksa ekonomi mi konuşulmalı? İkisi de görüşülecek. Bana göre birinci ekonomi, ikinci anayasa. Çözüm yolları aransız. Evet. O işe evet derse çok iyi. Ama bağımlı olursa iyi değil. Bağımsız olursa çok iyi. Geçen Özgür Özel mesela dedi ki mevcut anayasaya uymuyor ki dedi. Yani onu bir görelim mevcut anayasaya uyduğunu, ondan sonra yeni anayasayı konuşuruz. Demek. İşte onun için o anayasa olayında benim umudum yok. Ekonomide mutlaka her türlü yardıma hazırım diyecek. Ama anayasada diyeceğini sanmıyorum ben. Vallahi abi şöyle bir şey. Şimdi her zaman bir beraberlik, birlik olması lazım yani. Yani liderler görüşmeli yani. Yani. Tabii ki görüşsünler yani. Yani ekonomi çok sıkıntı. Çok sıkıntı yani. Bu ikili görüşmede öncelikli olarak yeni anayasanın yapılması mı konuşulsun yoksa Türkiye'nin ekonomisi mi konuşulsun? Yani önemli olan şu an ekonomi. Ekonomi konuşulması lazım. İlk öncelikli. Tabii ilk öncelikli şu an ekonomi çok kötü. Yani ben şimdi kirada oturuyorum. 15 lira maaş alıyorum. 16 lira. Zaten 10 bin lirası kiraya gidiyor. 17 lira asgari ücret. Asgari ücret. Yani öbür türlü nasıl geçineceğim? Geçinemiyorsun ki. Bir ekonominin düzene girmesi. Tabii ekonominin düzenine girmesi lazım yani. Şu an gidiş hakkımız şu an hiç iyi değil.
Ne kadar sürede yoluna girer yani? Yani biz istiyoruz ki hemen bu işi çözmeleri lazım. Yani çözmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yani söyledik yani. Yani çözmeleri lazım. Var mı umudunuz? Ya inşallah çözer mi, çözmez mi onu da bilmiyoruz ama çözmesini istiyoruz. Ama gidişatımız hiç iyi değil, düzelmesi gerekiyor. Ekonomi düzelmesi gerekiyor. Normalde eskiden 500 lirayla pazara gittiğimiz zaman 3-4 çantayla çıkıp gelebiliyorduk. Paranın bir alım gücü vardı. Alım gücü vardı. Şu an bugün mesela gittim alışveriş yapmaya 2,5 içme maaşın yarısını zaten verdik. Bir de azar azar aldım yani. Ufak ufak aldım. Bir dilim karpuz. Öyle yani. Çünkü durumumuz hiç iyiye gitmiyor abi. Hiç iyiye gitmiyor. Yani bir an önce buna yapılması gerekiyor yani. Bir an önce müdahale verilmesi gerekiyor. Vallahi boş. Neden? Boş abi. Yıllardan beri Cumhurbaşkanı muhalefette görüşmüyor. Onunla görüşüp de bir şeye varamazlar abi. Çünkü o ayrı, bu ayrı. Bu başbakan bambaşka bir adam. Peki bu görüşmede yeni anayasa mı konuşulsun yoksa ekonomi mi konuşulsun sizce? Vallahi ekonomi konuşulsun. Daha iyi çünkü bu herkesin işine yarayacak bir şey. Ekonomi. Neden? Ki ekonomi bu pahalılık hayatları ne olacak peki? Şu anlat onu, duysunlar da. İşte bütün pahalılığı, inan ki şurada bir yemek yedim 320 lira. Kaç tabak yemek yedim? Bir döner yedim, bir şerbet içtim. O kadar, 320 lira. Bu ne ya? Yani... Bir daha yemesin de. O yemeğe bir daha yedim. Her gün yersin ama her gün alamaz ki dayanmaz. Gücün dayanmaz o paraya. 10 milyar para aldık. Anladın mı? Ne yiyeceksin? Kira mı vereceksin? Kaç para ev kira? Mi gireceksin? 10 milyar. Eyvallah. Tabii kızım çalışıyor. Yanında ekimiz var. O var. Onlar olmasa. Kızım. Kızım. Kızım sağ olsun. Allah kızımla Allah beraber olsun. Sağ olsun. İşte geçinip gidiyoruz. Ne yapalım? Kimseye muhtaç olmuyoruz. Anladım. Şimdi kedi kuyruğuyla oynar gibi bir mesele var ya. Cümlemiz var bizim, sözümüz. Bunlar hep onu yapmaya çalışıyor. Bir kuyruğuyla oynuyorlar. Görüşecekler. Eli mahkum her ikisinin de. Peki bu görüşmede öncelikle yeni anayasa mı olmalı yoksa ekonomi mi olmalı sana göre? Şimdi anayasa mı olmalı, ekonomi mi olmalı? Bizde anayasa zaten sağlam bir anayasa hiç olmadı. Anayasa da olmalı, ekonomi de olmalı. İkisi de olmalı. Ama önce ekonomi gelir. Aç ayı oynamaz. Ben biraz röportaj olmasına rağmen Öztürkçe konuşuyorum. Bu halk döner dolaşır, bunun yerini bulur. Taş yediğini oturur. Hiç önemli değil. Ülke bizim zaten. Onlar da herkes gibi gelip geçicidirler. Ömrünü dolduran gider. Ekonomi tabii ki. Çok önemli. Bu AK Parti önden gitsin istiyorum. Bu ikili görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Valla bu konu hakkında, bu siyaset hakkında çok fazla şeyim yok ama. Görüşmeleri bu önceden olması gerekiyordu bence. Şöyle sorsam, şu anda şu konjonktürde yeni anayasa mı öncelikli olmalı ekonomi, yoksa ekonomi mi? Ekonomi. Ülke bitmiş halde. Biraz daha açalım ekonomi deyince neden? Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı yani, dışarı çıkamıyoruz. Çünkü maaşlar yetecek. Tabii maaşlar, şimdi asgari ücret ne kadar? 17.002 TL. Neye yeter? Hiçbir şey yetmiyor ki. Ne ödemelere yetiyor. Ev kirası hiç... yetmiyor. Ev kirası mı? 15 bin lira ev kiraları. Doğru muyum? Yaşam çok zor. Geçinmek çok zor. Bekarım, geçinemiyorum yani. Evlenemiyorum ben. Evlenemiyorum, evde kaldım. Para olsa herkes de evlenecek. Yani. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bilmem, bunlar kendi aralarında. Ne? Onlar kendi aralarında. Peki bu görüşmede yeni anayasa veya ekonomi konuşulabilir mi? Konuşulsun mu bunlar? Adaş bilemem. Bir şey diyemiyorum, yapamam.